Emre, ne dersiniz? Kılıçdaroğlu muhalefetin ortak adayı olma yolunda ilerliyor mu? CHP'nin aslında gönlünden geçen bu mu? Şimdi tabii tüm Cumhuriyet Halk Partililerin isteği kendi genel başkanlığının aday olmasıdır. Bu da doğaldır. Yani özellikle partide görev yapan milletvekillerinin, belediye başkanlarının böyle bir arzu içerisinde olması, genel başkan yardımcılarının bu açıklamaları yapması bu anlamıyla doğaldır. Ama tabii şu da var, biz Millet İttifakı olarak seçimlere girdik, kader ortaklığı yaptık. Birçok konuda konuşarak, tartışarak birlikte karar veriyoruz. Dolayısıyla bu kısmı biz önemsiyoruz. Genel başkanımız açısından da şu anda bizim arzumuzun bu olması ne kadar doğalsa, İyi Partililerin de arzusunun Meral Akşener'i görmek olabilir. Diğer partilerin işte kendi genel başkanlarını aday görmek olabilir. Ama şimdi daha önce de bu tartışma olduğunda bir şeyin altını çizmiştim. Mesela bugün işte Ankara'da Mansur Yavaş Büyükşehir Belediye Başkanı. Şu anda biz şunu dersek çok mantıklı olmaz. Ankara Büyükşehir adayı Cumhur İttifakı'nın kim? Hadi açıkla. Şimdi bir tarafı zaten belli adayı kazanmış, orada görev yapıyor. Diğer taraf o seçim atmosferine girdiğinde elbette ki bunun kararını verip açıklaması beklenir. Doğal Peki bu cümlenizden budur. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmayacak ve Ankara'da devam edecek. Bizim Ankara'daki adayımız belli, yine Mansur Yavaş olacak anlamı çıkarılabilir mi? Yok, çıkarılmaz. Ben orada şunu kastediyorum. Yani dikkat çektiğim nokta başka bir nokta burada. Yani iktidarda ve bir yeri yönetiyorsanız karşısında kimin aday olacağını seçim atmosferi yaklaşmadan, ittifaklar konuşmadan karar vermemesi doğaldır. Bu genel iktidar için de böyledir. Yani o sürece kadar partiler iddiasını ortaya koyması, genel başkanların çalışması, bu arzu doğrultusunda hedefe doğru gitmesi çok doğal ve doğrudur. Ama bugünden şudur denemez Millet İttifakı için. Çünkü o öyle bir ortama girilmeden bunun kararı verilmeyecektir. Ama ne olursa olsun şurada herkes mutabık olabilir. Millet İttifakı başta olmak üzere biz şunu önemsiyoruz. Biz diyoruz ki üzgünüm, maalesef veriler bizi haklı çıkartıyor. Mevcut yönetim şekline girdikten sonra Türkiye çok büyük bir çöküşün eşiğine geldi. Yani dolar 4'tü, bugün 8,70. Euro 5'ti, bugün onu geçti. İşsizlik rakamlarına bakıyorsunuz, işler acısı. Yoksulluk sınırı altında yaşayan vatandaşlarımızın durumuna bakıyorsunuz, işler acısı. İsraf aldı başını gidiyor. Bir tarafta çok mağdur, yoksul bir halk kesimi var. Bir tarafta birden fazla maaş alan bir zümre oluştu. Dolayısıyla böyle bir düzen içerisinde bizim öncelememiz gereken, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu gerçekten doğru bir modelle bir parlamenter sistem, şeffaf bir yönetim anlayışı, her şeyin denetim altında olacağı, kuralların açık, öngörülebilir olduğu, dolayısıyla da istismara kapalı bir sistemi inşa etmemiz lazım. Bu sistemi nasıl sağlarızı elbette ki bir siyasi parti tek başına karar verip de onu kendi tezini diğerlerine kabul etmeye şeklinde bir dayatmacı anlayışla yaklaşmaz. Bizim gerçekten böyle bir anlayışımız yok. Dolayısıyla bunlar tartışılırken adayın kim olacağı ve ana çerçevede nelerin vaat edileceğine yönelik hepsi şeffaf bir şekilde toplumun önüne konur ve toplum bunun kararını verir. Ama şunun tabii altını çizeyim. Toplum, bir dakika, burada bir şey sormak istiyorum. CHP içerisinde biraz kamuoyu araştırmalarına baktığımızda aslında bunu sık sık konuşuyoruz ama kamuoyu bunu yakından takip ediyor ve merak ediyor. Bunun için bir kez daha size soracağım. Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi kıyaslandığında ve Erdoğan karşısında hangisine oy verirsiniz diye sorulduğunda iki belediye başkanının şansının daha yüksek olduğu görünüyor. Fakat eğer onlara aday gösterilirse Ankara veya İstanbul'da belediye başkanı Cumhur İttifakı'na geçecek. Bu da aslında bir risk muhalefet ve CHP açısından. Bu riske rağmen yine de belediye başkanlarını aday gösterme ihtimaliniz var mıdır? Yoksa CHP, eğer CHP'nin adayı, yani Sayın Akşener veya başka bir isim değil de CHP'den bir isim gidecekse bu kesin Kılıçdaroğlu mu olacak? Şimdi şunu söyleyeyim, Millet İttifakı'nın destekleyip seçtirdiği her iki büyükşehir belediye başkanımızın çok daha önemli bir görev olan Cumhurbaşkanlığı için isminin geçmesi, hatta bu yönde destek bulması elbette bizi mutlu eder, gurur da duyarız. Burada tabii şunu da düşünmek lazım. Seçim atmosferine girildiğinde mesela daha önceki Millet İttifakı'nın aday belirleme statüsüne baktığımız zaman daha çok hangi profilde aday istiyorsunuz, toplumun nasıl bir adaya, nasıl birine ihtiyacı var ve o ihtiyacı kim karşılar üzerine bir değerlendirmesi sonrasında kararı olmuştu. Yani salt anketlere de bakmadan ama önemseyerek anketleri de ama sadece anketlere de bakmadan birçok faktörü bir arada değerlendirerek ülkenin, milletin menfaatine ne oluru o gün o şekilde karar verildi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bu yönde karar olacaktır. Şu beklentiyi doğal karşılamak lazım. Bunun altından birini isteniyor da diğeri istenmiyor gibi bir anlam çıkmasın. Yani ama bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin de siyaset yapanın da kendi genel başkanını elbette Cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Genel başkanımızın da şimdi şöyle bir durum var tabii ki. Yani daha önceki dönemlerde kendisi aday olmadığından birinde MHP ile birlikte ortak bir aday çıkartıldı hatırlarsanız. Bir önceki dönemde başka bir aday çıkartılmıştı. Dolayısıyla kendisi iki kere bu fedakarlığı yaptığı için bu dönem açısından daha iddialı ve toplumda karşılık bulan söylemlerle birlikte bu yöndeki açıklamaları, yani bu nereden başladı bu tartışma Kübra Hanım, hatırlarsanız mecliste genel başkanımızın bütçe konuşmasında niye aday olmuyorsunuz yönünde sataşmalar olunca aday ol diye sesler yükselmişti. Evet, AK Parti'de. Evet, aday olmayacağımı nereden biliyorsunuz dedi. Yani şu anda seçim atmosferi yok. Aday da pekala olabilirim şeklinde. Dolayısıyla genel başkanımızın adaylığı bizi mutlu eder. Bunda şüphe yok. Kararın arkasında dururuz. Zeynel Bey, bu şu mu demek? Bununla Sayın birlikte ama bugün için şu diyemeyiz yani. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için geçmeyince bir CHP genel başkanı olarak zayıf ve tırnak içinde bir profil çiziyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi CHP'yi ve CHP Genel Başkanlığı'nı da güçlendirecek bir pozisyon. Dolayısıyla biz Kılıçdaroğlu'nu aday gösterebiliriz şeklinde bir strateji mi? Yoksa çok açık bir soru soruyorum aslında. Bir strateji mi? Yoksa CHP kurmayları gerçekten Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında en ideal lider olduğunu mu düşünüyor? Şimdi şöyle... bir defa ilkini cevaplayayım. Şimdi 2014 seçimine gittiğimiz zaman, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimine gittiğimiz zaman orada parlamenter sisteme göre Cumhurbaşkanı seçiliyordu. Ve yürütme, yani hükümet meclisten çıkıyordu ve parti genel başkanları ağırlıklı olarak meclise ağırlığını verip meclisten çıkacak bir hükümette yönetime talip olma anlayışı vardı. Ortak aday arayışı o nedenle çıkmıştı. Bir önceki seçimde ise genel başkanımızın hep söylemi şu noktadaydı. Yani bu mevcut sistem problemli ve bu sistemin Türkiye'ye iyi gelmeyeceği, iyi gelmediği de ortada ve önümüzdeki dönem yine meclis içerisinden çıkacak bir hükümet, bir parlamenter sisteme dönüş lazım. Cumhurbaşkanlığı makamının da tarafsız bir cumhurbaşkanı olması lazım. Dolayısıyla o dönemde öyle bir tasarrufta bulunmuştu ama görüldü ki tabii bunların siyaset baktığınızda birçok denklemi bir arada tutan, bir yerde de karmaşık bir iş. Yani tek bir faktör sizin karar vermenize etki etmiyor. Burada en doğru kararı verebilmeniz önemli. Biz daha önce de yerel seçimlerde adaylar çıkarmıştık. Başarılı olamamıştık. Bu çıkardığımız adayların başarısız olduğu ya da yanlış adaylar olduğu söylemini doğurmaz. Dolayısıyla sonuç aldığınız metodoloji hangisi ise onun üzerinde durmanız lazım. Biz Millet İttifakı olarak sonuç aldık Türkiye genelinde. Yani size göre yine ortak aday çıkarılmalı. Kaçırdığımız kıl payı yerler var, kaybettiğimiz yerler. Nasıl? Yine ortak aday doğru strateji midir o zaman? Dolayısıyla biz Millet İttifakı olarak ortaklaşmak istiyoruz. Yani toplumla ortaklaşmak istiyoruz.